Evet, 25 Haziran 2023 efendim. Burası Kırşehir. Mucur. Mucur ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde. Kıran efendim. Köyü. Köyündeyiz efendim. Efendim rekor gübre yaprak gübresinin bir kere kullanıldığı ve bir kere daha kullanılacağı bir nohut tarlasındayız efendim. Evet doğru. Ben Savaş Çelebi, siz tanım efendim. Ben Şenol Şahbaz. Şenol abi şöyle yapalım. Şu tarlamızı bir gösterelim. Tarla bir kamera göstersin. Kaç dekar nohut işiyle uğraşıyoruz bu arada? Bu arada 60. 60 dekar. Çok güzel. Yıllardan beri nohut yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldır yapıyorum. Askan çeşidi bir nohut. Evet. Evet. Şimdi kamera bir gelsin böyle bize doğru. Şuradan efendim bir tane kök sökelim. Diğer yerlere göre sizin kendi tarlanızla ne fark var atmadığınız yerlere göre? Anladın mı? Atılan atılmayan yerlere göre ne farklar var? Yani şey olarak bir kere kırılıyor şu anda. Ha. Evet. Şimdi efendim geliyoruz böyle bakalım. Şu kamera şunu göstersin lütfen. Efendim bunlar gördüğümüz gibi azot nodülleri, tamam mı? Efendim bu olmadan zaten bitkinin gelişme şansı yok. Çünkü bu azot nodülü. Ya bunu göreceksiniz ya da yavaş hareket edelim. Ya da ne yapacaksınız? Bol bol azot vereceksiniz nohuta. Halbuki bugün nohuta azot verilmez deniliyor. Doğru mu? Doğru. Ama neden doğru? Bu olduğu için doğru. Bu çünkü azotu yakalıyor. Şimdi efendim burada gördüğümüz gibi dal, 4 dallı, 5 dallı genelde ve daldan da kaç tane dal olduğunu kamera göstersin böyle. Efendim şimdi 60 dekar nohutunuzun hepsini kullanmadınız. Burası kaç dekar? Burası 17 dönüm. Buraya verdik bir kere. Buraya bir kere verdim. Yabancı ot mücadelesi sonrası verdiniz. Evet. Efendim vermediğiniz yerler burayla kıyaslayabilir misiniz? Yıl yağışlı, aynı coğrafya hemen şurada. Şurada başkasına ait var, burada kendinize ait var. Yani arada... ne fark var? Arada yarı yarıya fark var. Hemen hemen yarı yarıya. Şimdi bu videoyu izleyenler diyor ki ya Savaş Bey yıl yağışlı da şöyle oldu da böyle oldu da. Aynı tarla. Ya hemşerim aynı sulanmayan tarla. Orada sulanmayan tarla. Burada sulanmayan tarla. Müşterimizin kendisine ait tarla. Sulanmayan tarla. Yani yıla 2023'e göre konuşuyoruz yani. Ama yok işte su olmasa olmaz. Ben arkadaşımla ilk defa görüşüyorum. Burada benim hiçbir şeyim de yok. Ben arkadaşımla konuşmuyorum. Ben sadece kendim için konuşuyorum. Gerçekten büyük bir fark var. Gerçekten fark var. Fark var. Efendim farkın şeylerini sayalım bir. Şimdi boyda fark var. Boyda çok büyük. Çatallarda dedik birazdan sökeceğiz. Bak burada en basitlerden bir tanesi bu. 4 dallı. Her bir 4 dallı da görüyorsunuz çatal bu. Boyu ve nodulunu görüyorsunuz. Peki gelelim şu nodul çok önemli konu. Çünkü bitkiyi besleyen aslında burası. Yani nodul yoksa bitkinin zaten çalışma şansı yok. Peki bu yan tarlada nodul ne kadar? Bunun yarısı değil ki. Yarısı olsa iyi de yarısı da ağaç. 3'te 1, 4'te 1. Kendi tarlanızda peki? Aynı fark demiş yok. Aynı fark demiş yok. Öteki burada... parçayla yandaki komşu aynı nodul denen şey. Ben de bilmiyordum nodulun ne olduğunu da Savaş Bey'den öğrendim. Nodul. Bakın bu nodul, bu nodul olmadan bugün bu bitkinin azotu yakalama şansı yok abi. Onun için biz zaten nohuta diyoruz ya üst gübresi vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Çünkü burada bu nodul olduğu için bitki yakalıyor azotu yani. Özelliği bu yani. Dolayısıyla şimdi zaten baktık ki nodul olanların daha iyi olduğunu gördük yani. Boyu da gördük. Tabii tek özellik bu değil. Tabii bitkinin çatallanmasına rekor gübre, yaprak gübremiz destek sağlıyor. Ondan sonra büyümesine, gelişmesine, stresine her şey destek sağlıyor. Şimdi şu tarlaya baktığımızda gelelim kamera şöyle bir kenara çekinelim biz. Bir çiftçi gözüyle şu güzelliği böyle bir göstersin. Gördüğümüz gibi dalga böyle biraz eğilebilir aşağı böyle. Biz de bakın boyunu da gösterelim bu arada. Bakın benim şu anda bu nohutlar. Bunun ekin tarihi ne zaman bu arada abi? Yavaşça göstersin. Bunun ekin tarihi Mart'ın içinde ya gün olarak ben de bilmiyorum. Mart ayı içerisinde gösterdim. Evet, öbür taraflar da Mart'ta dikildi. Aynen aynen. Hepsi Mart'ta dikildi. Evet. Şimdi efendim burada tabii sadece dal yeterli değil. Çiçeklenme kapasitesi de önemli yani. Bugün burada biz ikinci uygulamaydı arkadaşlar. Şimdi gelirken bizden istedi. Bayimizle birlikte geldik ve getirdik atacak. Bugün burada iri tane için. Çünkü tutum fazla. Kaç katı tutum var şu an gördüğünüz kadarıyla? Dal çünkü en az 2-3 katı yani. Tutum da zaten o şekilde. Tabii fark etmez. İster istemez bunun irileşmesi gerekiyor yani. Bunun irileşmesi için de ikinci uygulamayı da yapıyoruz hala. Şimdi millet, destek de vermemiz gerekiyor. Şimdi siz dediniz ki Savaş Bey çok güzel atmayalım gerek yok. Ama işte biz diyoruz ki bunu satan da biziz. İkinciyi tavsiye eden gene biziz yani. Tamam mı abi? Şimdi buradan başınızdan geçen hikayeleri anlatır mısınız? Yani buranın sağlığıyla alakalı ve diğer tarlalarınızla alakalı atılmayan yerlerle alakalı. Aynı yıl, aynı ova tarla, aynı toprak. Geçen sene
Burada da yine arpa vardı. Arpa vardı. Öbür tarafta da arpa vardı. Aynı arpa vardı. Aynı çeşit arpa vardı. Aynı çeşit. Ondan önce sekine ne vardı? Ondan önce de bir yıl önce de pancar ekiliydi. Pancar vardı ama burası sulanmayan bir arazi. Geçen sene de sulanmadı. Sulanmadı. Dolayısıyla bunu bilelim. Şimdi burası için demiyorum. Diğer taraf için de zaten gözden göreceğiz hali. Şimdi başından geçen neydi? Bir hikaye, bu hastalıklarla alakalı mücadele vardı öbür tarafta. Mantar olayı var. Evet. Mantar olayı öteki tarla. Yani bu arkadaşın verdiği ilacı, hı hı, atmadığımız tarla. Rekor gübreyi. Rekor gübreyi daha çabuk hastalanıyor. Atılmayan yer. Atılmayan daha çabuk hastalanıyor. Bura hastalanmıyor. Kaç kere buraya ilaç kullandınız, mantar ilacı? Buraya da kullandım ama hastalanmadan kullandım ben buraya. Bir kere mi verdiniz? Yok, buraya da iki verdim. Öbür taraflara? Öbürüne de iki verdim. İki verdiniz. Yalnız öbür tarla hastalandı. Ben de buraya mahcup kalmasın, buraya da bir daha gelmeyeyim diye buraya da attım. Anladım. Peki normalde aslında yıl yağışlı, dal sayısı fazla. Sizce hangisinin daha kolay bulaşması lazım? Mantar gibi bulaşıcı bir şeyin daldan dala böyle. Bak dallıdı böyle. Buraya daha çabuk bulaşması daha kolay. Çünkü bulaşması lazım, evet. Hep birbirine bitişik. Efendim şöyle yapalım. Biz biraz daha yürüyelim. Tarlaların aynı tarafını konuşmayalım. Bakın tarlamızı 360 derece kamera göstersin. Maşallah maşallah. Peki abi şimdi rekor yaprak gübresini verince bitki nasıl gelişiyor? Çok fark ediyor. Hızlıca büyüyor. Çok fark ediyor. Peki, öteki rekor yaprak vermediğimiz biraz daha gece ayıkıyor. Ot ilacından sonra peki hemen büyüyüp de otun çıkmasını engelliyor mu sizce? Bakın dört dallı, bu dallı budaklı. Ne yapıyor? Tarlayı kapattığı için. Şimdi bunun altında ot büyümez. Artık büyümez. Bunun altında ot büyümez ama açık şimdi alanda. Kamera şöyle üstten bir göstersin. Şu nohutun üstünü şöyle bakın. Şöyle kamera bak, şöyle bak, şöyle göstersin. Üstten böyle eğerek böyle. Dersin ağzını şöyle yedin. Bu tarafa doğru gelelim böyle. Şimdi bize doğru gelsin. Şimdi bakın. Efendim şuradan bir tane daha sökelim. Bir tane daha sökelim. Şu nodulları bir daha gösterelim. Şimdi bu nodul işi nohuta en önem verilen konudur. Bakın şimdi şurada görüyorsunuz. Bugün gördüğümüz gibi belirgin şekilde sağlı sollu dopdolu. Görüyor musunuz? Yani bir de kopmuyor, sağlam sağlam duruyor. Zamanı gelince de onlar kendisi atar zaten. Gelelim bir de ben çekeyim şöyle. Artık abi bunları sen faturaya ekle abi, tamam mı abi? Zaten gel bunlar abi. Beleş söküyorsun öyle benim şeyleri. Tamam sen onları faturaya ekle abi. Şimdi bak abi iki tane birden çektim. Şimdi şunu kenara koyalım. Şimdi bak abi. Gördüğümüz gibi nasıl burası? Kamera burayı iyi çeksin. Şöyle güzelce çeksin burayı. Çok nodul var. Gördüğümüz gibi bu nodullar işte burada. Şimdi birazdan diğer tarafa bakacağız. Bunu da orada göreceğiz hali. Şimdi tabii toprak yapısı önemli, toprak kalitesi önemli ama bizim kendi tarlalarımızla kendi tarlalarımızı kıyaslıyoruz. Doğru mudur abi? Doğrudur. Yetmedi başka tarlayı kıyaslıyoruz. Aynı şartlar. Bütün hepsi, aynı tarla, aynı mevki. Geçmişi aynı. Tırman tırman. Minava belesi aynı, her şey aynı. Durum böyle. Efendim. Maşallah maşallah. Gelelim buranın bölgenin rakamlarına. Geçmişte mesela genel olarak bölgemizin askan çeşidindeki rakamı nedir? Dekar, 1 metrekare getirisi. Valla ben burada daha önce 150 kilo, 160-140 arasında anca o civarlarda tamam oynuyordum. Şimdi atılmayan rekor gübre kullanmadığınız yerde ne bu sene ne bekliyorsunuz? Ben giden seneki rekoru atmadığım yerde giden senekinden daha farklı bekliyorum ama örneğin 150 ise 200 mi bekliyorsunuz? Evet yani? 200 veya da 180-190 gibi öyle bir şey bir bekliyorum. Bir tek daha fazlasınız. Peki burada ne bekliyorsunuz şu anda? Burada en azından bir 200-250 kesin bekliyorum. 250. Şimdi ama bilmiyorum şimdi. Şimdi tabii insanlar tabii mütevazi böyle fazlasını çünkü çıkma doğrusu da bu zaten ama birazdan bu kararı siz vereceksiniz. Yani çok abartmamıza gerek yok ama belki 50 kilo 60 kilo fark eder. İyi dediğiniz yerin iki katı şu an burası. Tabii giden seneki iki katı. İyi dediğiniz yerin iki katı şu an burası. Yani şimdi şuradaki iyi dediği tarlanın şu anki var olanına bakacağız şimdi. Şu an gördüğüm şöyle bir sallayalım abi şöyle bir göstersin tarla. Şöyle üstlerden şöyle. Yani kamera gelsin üzerinde bir şu aralığı gösterelim abi. Gel abi şöyle. Sadece gördüğümüz gibi. Hasata var mı bir ay 40 gün? Bir ay var. Bir ay var. Allah bereket bir versin. Bir ay var. Bir şimdi ay rahat var. Maşallah maşallah. Havalarda daha yeni güneş geldi şu anda. Efendim şimdi biz arkaya doğru gidiyoruz. Ve başka bir arkadaşımızın tarlasına gidiyoruz. Sizinki zaten öbür taraf bundan da kötü. Ben size söyleyeyim yani. Hani bunun kadar da bile değil yani. Biraz daha belki bunun gibi. Belki buna yakın. Aynı değişen bir şey yok yani. Doğru mu yanlış mı abi? Doğru. Yani aynı. Yani kullanılmayan yerler sizin gerek kendi tarlanız. Gerekse başkasının tarlası aynı. Değişen bir şey yok abi. Şimdi biz geliyoruz abi böyle. Maşallah maşallah. Biz her sene noktaların arasında böyle sordum mu? Nokta ayağıma değmezdi ki. Ayağına değmez miydi abi? Yok, yürüyemiyorsun şu anda. Şimdi yürüyemiyorum. Hadi şu an kamerada göstersen bunu yürüyemiyorsun abi. Şu maşallah maşallah. Efendim gelelim şimdi. Rekor gübre kullanılmayan bir yan komşu. Aynı toprak, aynı periyotte. Geçen sene arpa olan. Yani gübreleme aynı.
Burada yine üst gübresi burada da yok, orada da yok yani. Şimdi bu tamam, komşunu gübresi bilmiyorum da yok, yoktur. Ha, gelelim abi şimdi. Peki renk olarak şu kıyaslamasını söküp yapalım abi. Gelelim böyle. Kamera gelsin yanıma böyle. İçine girelim ki iyi yerlerini çekelim. Kötü yerler olmasın. Bak abi şimdi kamera geldiğinde şu güneş oradan vurduğu için arkamıza güneşi alalım şöyle hafiften. Renk nasıl abi? Şu bizim, ben oradan getirdim bak şimdi. Bak bir kere kamera şu rengi bir göstersin. Şimdi burası. Burası biraz daha açık. Tamam. Belli yani. Bırak koyu, getirdim koyu. Abi şimdi şuradan bir nodulu görelim abi, sizden ricam. Kendini sökeyim bir tane. Kamera getirsin bir. Ha. Evet, gözüme de bulaştı. Evet. Burada mesela güzel bir nodullar mesela olabilir. İyi olan da olacak tabii. Şimdi burada bakın şu boyları da çatıları da kıyaslayalım. Getirelim abi şöyle. Gelelim abi. Onda iki tane çat. Şimdi bak tamam, nodul da önemli ama boy bakın. Şimdi bakın boy bu abi. Görüyor musunuz ya? Şu atılmayan, bu bizim orası. Bakın iki çatalı var. O kadar yani. Bunda tamam. Da bazı dört çatal olan da var ha. Ya. Ha. Var tabii, olacak abi şimdi. Ha. Bak onlar geçmiş. Gelelim abi bakalım. Şimdi bunu, bunda vardı. Bundan nodul var mı abi şimdi çöktürüz? Bunlar da hiç yok. Şu mantarlaşmış gibi. Şu çürümüş. Evet abi, burada nodul yok abi şu anda. Görüyor musunuz? Ver onu da abi şöyle bana. Bak gördüğümüz gibi. Zaten de nedir abi? Şimdi gördüğümüz gibi de boy belli. Boy oranı şey belli. Kök yapısı belli. Bunlarda nodul yok. Nodul yok mu abi? Getirelim hiç abi. Hiç yok. Gelelim abi böyle. Görüyor musunuz? Hepsi burada atılmayan yerlerden. Şimdi bakın atılan yerlerden aldık. İki dal değil mi sadece bu? Bizim oradan çektiğimiz iki dal. Evet, evet. İki dal zaten. Bakın nodulu görüyorsunuz. Burada nodul yok abi. Şöyle tam kamera göstersin şöyle bakın. Bu solumdaki atılan bölgeden gelen. Bu da sağdaki de benim elimdeki sağdaki. Kameranın yine solunda oluyor. Benim elimde sağdaki. Bu atılmayan. Bakın köklerde nodul yok yani, tamam. Zaten şöyle tutalım. Şunu bir tutalım. Şu kamera şunu tutar dursun şöyle. Bakın abi dallara da baktığımızda tekrar bir daha bakalım. Tutun şunu lütfen. Bakın yani dal yapısı mesela bir tanesi iyi. Fena değil. Ama boyu kısa kalmış. Şuna gelelim. Mesela bir tanesi iki dallı gene. Yine bu üç dallı. Bakın gelelim böyle. Bu gene iki dallı. Yani da anlayacağınız dal sayısı 2'den 3'ten fazla. Dolayısıyla çok hani şey yapmıyor. İki dallı mesela böyle. Dolayısıyla kardeşlenmesi daha az haliyle. Şu kötü değil, güzel ama dediğim gibi yani iki dallı, üç dallı, dört dallı. Dallar daha ince böyle gördüğümüz. Kamera göstersin şöyle. Tamam yeter. Bir tane daha sökelim. Peki kardeşlenme zaten seyrek oldu. Şuradan göz bakın. Belli belli. Yere doğru bakın, gösterin şöyle. Bakın görüyor musunuz? Toprak yani görünüyor bak. Zaten gördüğümüz gibi dallama yapmamış yani. Dallama yapsaydı. Ha şöyle. Ha. Evet. Evet. Tek dal. Evet. Mesela burada nodül var. Burada da nodül var. Demek ama ki ama bunda dal yok mesela. Görüyor musunuz? Biz orada hepsinde nodülümüz var abi. Buradan çok şeyler hem seyrek hem de tek dal. Aynı askan çeşidi değil mi? Burada da. Aynı askan. Tek dal, tek dal. Evet abi. Tek dal. Tek dal var bunda. Tek dal oldu mu nodül kalmış yani. Evet. Vallahi ben iyilerini seçiyorum. Sen görmedin de. Ya abi seç zaten. Ben sana iyisini seçtim. Biz orada sıradan düzene seçiyoruz yani. Evet. Ha, şundan kaliteli biraz gibi ama iki dal. İki dal yani evet. İki dal. Nodul var bunda. Nodul. Bu tohum kalmış bak burada. Bunlar da yok. Evet, tohum kalmış evet. Bunlar da yani yok. Yani belirgin dallama farkını gördük mü abi? Gördük. Gördük abi. Şimdi biz kameradaki eldeki kalsın. Bunu da yine bu atılmıyor yer. Bunu da götürelim oraya. Şimdi sizin kamera durduralım şimdi. Şu an hemen iki tarla öbür tarafta, bir tarla öbür tarafta Şenol abimizin atılmayan yeri var. Rekor gübre kullanılmayan. Aynı yılda hani diyorsunuz ya su çok var yok. Aynı tarla aynı sulama. Yani yağmur sulaması yoksa yanlış anlamayın. O göreceğiz şimdi. Buyurun gelin. Ekrana. Abi. Başla tamam. Şimdi tekrar dedik ya geleceğiz geldik. Şimdi Şenol abicim. Burası öbür taraftan getirdiğimiz daha. Burada modüller falan çalışmıyor yani. Evet. Yok orada mesela güzel bir şu anda çalışmış mesela bunda. Şimdi dallama budakla tarla bir gösterelim önce. Tarlanın da kendisi gösterelim be. Tarlanın durumu bu. Az önceki tarlayla bir görüntü kıyaslama şansımız var mı abi? Vallahi boyu, sapı, kardeşlenmesi ha? Orayla bura çok farklı. İşte görüyorsunuz bir kamera göstersin şöyle önce bir. Görüntü bu yani. Dalı bu da. Tabii ki evet. Gelelim şu bakın şuraya görüyorsunuz. Ha. Evet abi. Şimdi gelelim kamera şimdi gene. Bak abi şimdi dallanmaya bakalım önce. Dallanma kaç tane? Göster abi. Dallanma iki tane. İki tane dallanma. Bunda kaç tane dallanma var abi? Bundan iki bir zaten mantar olmuş. İki tane. Bu da iki tane dallanma var. İki var bu kadar. Şimdi bugün gördüğümüz gibi boy farkına gelelim şöyle. Bak abi. Gene boy farkı. Bakın. Boy farkı. Şu solumdaki bu atılan.
Görüyor musunuz abi? Güneşe karşı olsa da boy bu abi. En azda bir 20 santim gibi vardır. Sap kalınlıkları nasıl bu arada? Sap kalınlıkları çok farklı. Şimdi kökleri yapıştıralım şöyle. Gördüğümüz gibi burada bakın şu araya bakarsak 15-20 santim fark oluşuyor. Bakın kamera şunu şöyle anlarsa diplerini bağladık böyle. Elle gösterin bittiği şunu abi. Görüyor musunuz? Şöyle buradaki işte, fark bu. Ya 15-20 santim dallama farkı da var. Kök nodullu farkı da var. Bakın gelelim burada nodula bakalım. Aa, şunu gösterir misin abi sen? Atılmıyor ya burası. Bakın nodul var. Burada mesela tek dallı ama burada mesela olmuş mesela var. Ama mesela şunda yok yeterli kadar yok. Mesela yok. Bunda var minnak minnak yine. Yani. Yani kimisinde var kimisinde yok. Öyle homojen bir düzene yok abi yani. Boyu da böyle çatal da böyle. Demek ki neymiş? Nodul da önemli ama diğer taraftan da çatallanması da önemli. Boylanması da önemli. Çiçeklenmesi de önemli. Her şey önemli. Renk peki nasıl bu arada? Gelelim renge. Şimdi az önce baktığımız başkasına ait tarlanın renginden daha koyu ama... Bu ondan koyu. Bu ondan koyu ama bu ondan bodur yani. Bu ondan biraz daha fuhu. Bu ondan bodur yani. Şimdi bunun bodur olması sebebi biraz daha sık bu. O bundan öteki şeydi. Sık ama çıkmamış abi görüyorsun. Bak boş her taraf. Bu çıkmıyor başka boş ama. Boş abi her taraf boş. Mesela abi. Çıkan yeri düşün. Şura. İşte ama sen bunu unutma ki. Ta ilk uygulamayı, birinci uygulamayı şeyde attın abi. Rekor gübre uygulamasını. Orada 15 santimken. Yabancı otmuş olasın. Yaptın attın. Evet. Durum bu şekilde. Efendim şimdi gelelim sonuca. Nihayetinde bütün tarlayı gezip ezmeyelim. Daha da çok zarar vermeyelim. Ondan sonra bugün anlatacak olursak, özetleyecek olursak efendim tavsiye ediyor musunuz? Yani şurada köyleriniz daha diyecek ki orası şöyleydi, bura böyleydi. Ya ne farkı var? Bir anlatır mısın? Yani hani toprak tarla olarak ne farkı var yani? Valla tarla aynı. Tarla aynı. Süren aynı. Süren aynı. Uygulayan kişi de aynı. Aynen. Bir fark. Öbür taraf da aynı. Her şey aynı. Her şey aynı. Yıl yağmurlu bir yıl. Her şey eşit. Yıl, yalan bir yılın eşit olmayan. Yılı, yağmur yağıyor. Soruyorlar yağmur var, yağmur var. Ya yağmur da işte yağmur var. Burada yağmurlu hava bu kadar yapıyor yani. Yani yağmurlu hava burayı da bu kadar yapıyor. Ama öbür tarafı nasıl olur gördünüz yani. O yüzden bugün... Bir rekor gübreni ben bir kere attım ama evet. Çok farklı, çok farklı. 10 dekara göre değil mi attınız, uyguladınız? Evet. Tek olarak attınız. Tek attım. Biz bakın arkadaşlar, biz nohutta, yani zaten su olmadığı için nohutta biz... rekor gübre, yaprak gübresini içerisine bir miktarda bor rekor ürünümüzden katıyoruz. Birinci uygulamada, birinci uygulama mümkünse işte tarif ettiğiniz zaman şeydir, işte 10-15 santimlerde yabancı ot mücadelesini bitiriyorsunuz. Şöyle toprağın mümkünse, eğer havalar kış bu dönemler malum, biraz nemli olmasını istiyoruz ki hani bitki hızlıca çalışabilsin. Yoksa kupkuru toprakta nasıl çalışacak? Çalışamaz. Ama eğer uzun süre yağmur gözükmüyorsa da atın. Gene o yeşilliğini bitkinin gene korur ama hani eğer yarın yağmur yağacak bekleyin. Yarın yağmur yağsın. 2-3 gün sonra girin atın. Ama sürekli yağmur yağıyorsa, araya sıkıştırabiliyorsanız girin atın. O da ayrı konu. Yani bugün yağmur yağmış, yarın yağmış, öbürsü gün yağmış. Bir gün boşluk var. O bir gün boşluğu girin atın. Onda da sıkıntı yok o şekilde. İkinci uygulamayla tavsiyemiz çiçek sonrasında yavaştan yavaştan hazırlığınızı yapın ve atın yani. Çünkü daha bir ay 40 günlük bir hasat süresi var. Burada asıl olan şey tane iriliğini sağlamaktır. Tane iriliği için de yine tavsiye ediyoruz hale bitkinin yeşil kalmasını sağlamak. Çünkü bitkide tutum çoksa arkadaşlar ne olur? Bitki erkenden kendini bırakmaya başlar. Yapraklar zorlaşmaya başlar. Ama bakın bakarsanız buradaki yaprak kalitesiyle oradakini görüyorsunuz. Daha farklı yani. Dolayısıyla da bugün orada yeşilliği biraz daha koruduğu için bitki erkenden kendini bırakmaz. Yani meyveyi doldurmaya başlar iyice. Ve daha da iş doluluğu artar. Randıman artar. Gerçi fındık kabuklu bir şey olmadığı için nohut. Randımandan ziyade irilik daha doğrusu. Bu noktada bunları görebilirsiniz hale. Ve daha doğrusu şekil düzgünlüğü de durur. Daha kaliteli, özünü almış olur. Yani daha ticari olarak fark yaşarsınız hâlâ. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de yulaftan bahsedeceğiz. Şimdi gideceğiz, yulafı da göreceğiz. Ha. Gösterdiniz. Şimdi yulafı aynı sulanan tarla. Bir kere sulamış. Evin önünde. Şimdi efendim biz bu nohuttaki farkı evinizin önündeki aynı bir kere, iki kere uygulamışız orada nohutta, yulafta. İki kere uyguladım. Atılmayan yerle, rekor gibi atılmayan yerle, atılan yer arasında aynı bir farkı yaşamış mıyız? Çok, orada çok farklı. Orada çok üç katı fark var. Çok farklı. Yani. Orada üç katı fark çok var. Çok farklı. Efendim tekrar söylüyorum. Buranın dekar verimleri geçmiş yıllarda 150 kilolarda diyorsunuz. Evet. Bölge olarak konuş. Bölgeyi bölgeyle kıyaslamak lazım. Yani 140-150 dediğiniz yerler. Bu sene diyorsunuz bu atılmayan yerden 180 falan bekleriz diyorsunuz. Bekliyorum yani ha. Çünkü farklı. Çok farklı. Daha iyi yıl olduğu için daha iyi. Ama atılan rekor gibi atılan yerden de yaklaşık olarak diyorsunuz ki en aşağı 250. 250. Şeklinde bir durum bekliyorsunuz. Dolayısıyla burada biz tabii daha fazlasını sürpriz olacağını söyleyebilirim ben size. Çünkü bu gördüğünüz ota inanmayın. Daha da bir de orada döllenme oranı var orada. Daha da onu daha göreceksiniz yani. Döl oranı daha iyi olduğunu görürsünüz. Daha döl tuttuğunu görürsünüz hâlâ.
Dolayısıyla verimi artırdık. Bitkinin sağlığını, direncini artırdık. Yılların nasıl olduğu belli değil. Ya bir kurak gidiyor ya aşırı yağışlı gidiyor. Yani güçlenmesi, hastalığa karşı dirençli kalması için de güçlü ürün kullanmak lazım. Bakın o yüzden bu arada rekor gübre, yaprak gübresi yulaftada kullandığınız kullanılıyor. Ayçiçeğinde, tanelik ayçiçeğinde, çerezlik ayçiçeğinde, yağlı ayçiçeği. Ondan sonra diğer buğday, arpa, pancar dahil olmak üzere bütün tarla bitkileri artı bütün meyve ağaçlarında kullanılan bir üründür. Biz nohutta sadece şunu ben size söyleyebilirim aslında. Bizim enkalı bir damlama gübremiz vardır. Bunu yağmurların yağdığı dönemlerde, şimdi nohut genelde kurak yerlere ekildiği için yağmurun kesin yağdığını bilemeyebiliriz. Bol suyla, holderle enkalı damlama gübresini toprağa püskürtüp biraz daha dallar asken, arkasından da yağmur yağarsa eğer özellikle tane irliği konusunda daha da ileri gidersiniz yani. Daha da sap kalınlığı olsun, tane irliği olsun. Hani ürünlerimiz bu noktada çeşitlidir ama şu an siz sadece bir tanesini kullanırız yani. Durum bu şekilde. Şimdi Savaş Bey, evet. Gübreyi atlıyorsun ya, hiç gübreyi ucuz vermiyorsunuz. onu at, bunu at, içindeki çıkanı da elde baş başa. Ben size şunu söyleyeyim abi. Şu an biz Allah'a şükür 1 kilo nohutun üretim maliyetini şu an %50 aşağı indirdik mi abi? İndirdik en aşağı. Daha da indirdik hatta. Dolayısıyla burada biz verdiğimiz ürünün fiyatını çiftçimiz Allah'a şükür fazlasıyla kaldırıyorsa zaten ürün demek ucuz üründür. Yani ucuz ürün fiyatı ucuz olan ürün değildir. Yani verdin bir işe yaramadı. Emek harcadın, zaman kaybettin. Öldü mü yani? Şimdi öyle bir şey attığın zaman hiçbir şey faydası yoksa zarar. Zarar işte onu diyorum ben. Her şey zarar. Dolayısıyla bugün hatta da kazık yemişsiniz yani. Daha önce. Yedim. Yemiş, akıllanmış. Şimdi bak abi. Bugün nihayetinde bu tür videoları yüzlerce binlerce görebilirsiniz. Kendi şirketimizle alakalı, rekor gübreyle alakalı ve dolayısıyla bir noktada size bir şey gösterilmiş. Tarla gösterilmiş, canlı canlı gösterilmiş. İşte biz yeni tanıştığınızda gösterdik. Dolayısıyla daha ne göstereceğiz yani? Dolayısıyla bunlara artık hani sonuç bu. Yapacak bir şey yok haliyle. Efendim 0232 364 22 22 0232 364 22 22'den bizlere ulaşabilirsiniz. Savaş Bey'i arayabilirsiniz. Aynen bizlere arayabilirsiniz. Bunun dışında işte Aksaray'da, Nevşehir'de gibi yerlerde bayilerimiz var burada yakın yerlerde. Bu noktada da gerekiyorsa oradan yolunuz geçiyorsa da onları da sizlere bilgilerini veririz haliyle. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada da yolda gelirken de yine Aksaray bayimiz sayın gelelim böyle. Gelirken de birlikte geldik. Sağ olsun yolumuz geldi. Sayın Yavuz Akoda beyefendi. Efendim sizi tanıyalım böyle şeyden. Aksaray rekor gübre bayisi Ali Orlar Tarım olaraktan. Rekor gübre AŞ sahibi Savaş Bey'e çok teşekkür ederim. Evet. Kendilerine. Hem çiftçiye ürünlerini veriyor hem arkasından takip ediyor. Her daim ürününün arkasında diyebilirim. Yani biz de çiftçilerimizden gelen memnuniyetten dolayı kendi şahsımız ve ailemiz, şirketimiz adına biz de çok gurur duyuyoruz. Evet. Rekor gübresi adına da bütün çiftçilere ve Savaş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Beraber eşlik ettiniz bana da. Yani Ali Bey'in de dükkanı Aksaray'da. Niğde'den gelen, Konya'dan gelen Aksaray merkezi köprüden geçiyorsunuz. Ankara'ya doğru giderken o köprüden aşağı inerilmez. Hemen sağda. Evet, hemen sağ son tarafta. Derece merkezi bir yerde. Kendilerine başarılar diliyorum ben. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nasıl abi. Nohutu beğendiniz mi? Nohut gerçekten çok güzel gelişmiş. Burayı da uygulasaydı daha güzel yani, olacaktı. Yazık 100 kilo gitmiş yani en az şu an. En azından evet. Görmüş olduk. En az 100 kilo. Valla güvenemiyorsun ki. Senin abinin de bunu gördüğü görmüş olduk. Güvenemiyorsun çünkü evet. Başına geliyor. Adam televizyonda sipariş veriyor. Evet. Kapı istiyor, pencere gönderiyor. Şimdi bizde sipariş olayı şöyle. Hani biz ürünü hem gönderiyoruz... Su doldurup gönderiyoruz. Bilemiyorsun yani. Tazmini yapıyoruz. Evet, bunu en azından... Diğer hiçbir firma yapmaz. Evet. Hani yapmaz. Allah adam razı olsun gerçekten. Sattar onu bir daha gelmiyor. Biz teşekkür ediyoruz. Hani bize gelen müşteriler de zaten bunu bize devamlı kendisi de şey yapıyor. Evet. Bilgilendiriyor bizi diyor devamlı. Yani evet. Ürünleri sattığı gibi bir de takibini yapıyor. Evet. Geliyor, arıyor, soruyor. Yani ta bizden memnun kaldıklarına dair çiftçi kardeşlerimize onu soruyor yani. Evet. Devamlı takibini yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Savaş Bey. Yani bizi de vakit ayırdınız efendim. Yok estağfurullah. Siz buraya kadar geldiğiniz için bizi bilgilendirdiniz ki ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim Kırşehir'den herkese selamlar saygılar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.